İyi akşamlar efendim Haber Servisine hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşamda yine Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Sıcak gelişmeler var. Hepsini ele alacağız. Aynı zamanda satır aralarında kalan detayları da huzurlarınıza taşıyacağız efendim. Bugün aslına bakarsanız Tarihte hem bir kara leke hem bir başlangıç olarak anılabilecek bir gün. Nitekim Türkiye'nin bütün prestij projelerinin en önemlilerini belki de yapan kurum olan TUSAŞ'a dün gerçekleştirilen terör saldırısının ardından yeni gelişmeler var. Bugün yaşananlar var. Hepsini konuşacağız, hepsini tartışacağız. Stüdyomuzda akademisyen Cihan Günyel var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan da bizlerle birlikte olacak. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Sağolunuz. Şimdi isterseniz e, her şeyin başında bu yoğun günün bir özetini çıkararak başlayalım. Az önce meclisten bir e, tezkere e, efendim, yayınlandı. Daha doğrusu bir ortak duruş aslında. Mustafa Pala'ya da merhaba diyelim. Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala. E, bugün e, çok yoğundu. Sizin için de çok yoğundu malum Mustafa. Merhaba. Az önce birkaç dakika önce geldi tezkere. İstersen tezkerenin ayrıntısından başlayalım. Soracağımız çok soru var sana. Evet Mustafa Yıldız az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi TUSAŞ'taki gerçekleşen terör, terör saldırısına ortak bir kınama yayınladı. Meclis Başkanı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da imzasıyla ve oradaki terör lanetlendi ve çok önemli mesaj da verildi. Neydi o mesaj? Öncelikle tabii savunma sanayinin önemine de değinildi. Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar vermeyecektir. Bu saldırının esas amacı milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür. Ve saldırı sonrasında milletimizin gösterdiği metanet ve birlik duygusu tarihten gelen millet olma bilincimizin simgelediği, e, simgelediği çelikten irade her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçtedir. Burada milli iradenin tecelligahı demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ve ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın resmi gazetede yayınlanması hususunu genel kurulun tasfiplerine arz ederim. Az önce meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un da imzasıyla bu tezkere yayınlandı ve TUSAŞ'taki yaşanılan terör saldırısına da ortak bir kınama Türkiye Büyük Millet Meclisinden geldi. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu kararda bu şekildeydi Mustafa Yıldız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.